Selamun aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Şimdi arkadaşlar, ben bugün size çelikten ürettiğim bu aslında o şekil ismini falan söylemek istemiyorum arkadaşlar. Roman kardeşlerimizin şalvarı deniyor buna. Halk arasında başka türlü deniyor da ben onu kullanmak istemiyorum. Roman kardeşlerimizin şalvarıymış bu. Yani bunun yabancı tabii ki bir ismi var. Onu şimdi aklımda tutamıyorum. Onu başlığa yazarım. Bu Roman kardeşlerimizin şalvarı denen çiçeği ben bir yerde çelik getirmiştim. Bunun için bu çeliği pet şişeye diktim. Biraz suda beklettim. Hemen kökleniyor zaten. Çok çabuk tutuyor ve kolay bir bakımı var arkadaşlar. Hiçbir şey istemiyor yani bu halde bakın. Yaklaşık ben bunu 2 ay önce dikmiştim. Yani bunu da bahsedeyim ki 2 ay önce, şimdi Ocak'tayız. Aralık, Kasım. Kasım'ın başları gibi dikmiştim. Yani her mevsim aslında çiçek tutabiliyor arkadaşlar. Yeter ki toprağı falan iyi olsun. Çeliği sağlam olsun. Her mevsimde çiçek tutabiliyor. Yani şunu da söyleyeyim. Belki biz Antalya'da yaşıyoruz. Antalya'da olduğumuz için de olabilir. Ama gerçekten de çok güzel arkadaşlar. Buna renginden dolayı. Roman kardeşlerimizin kılık kıyafetleri böyle renkli. Kendileri de renklidir ya. O yüzden buna bilmem Roman kardeşlerimizin şalvarı denilmiş. Tabii ki bunu biz halk arasında öyle diyoruz, öyle biliniyor. Yabancı ismini sizler için başlığa koyacağım. Şimdi ben bunu saksı değişimini yapmak istiyorum. Benim elimde böyle bir saksım var arkadaşlar. Şimdi bunun alt kısmına şöyle taşlarımı koydum. Drenaj deliklerimi de açtım. Şimdi birkaç tane de şöyle sıkılmış limon. Bunun kabuğu iyice kurumuş arkadaşlar. Yani kurumuş halde. Birkaç tane ben alt kısma koyuyorum. Biliyorsunuz limonun da bir asitik özelliği var. Faydası olabileceğini düşünüyorum. Şu anda 1,5 limonun kabuğunu koydum ben. Taşlarımı da koydum. Şimdi arkadaşlar, bakın görmüş olduğunuz gibi koydum ben. Hem şey, biraz topraktan tasarruf edeyim. Onlar da zaten zamanla toprak olacak. Şimdi bunun içinde de şeyin içinde de karışık şey var. Toprak var. Kendim toprakla. Kuru yemiş kabukları var. Patates kabuğu, muz kabuğu, yumurta kabuğu. Hatta otların kabuğu şeyi falan var, çöplerin. Otlar falan var. Yani bu ıspanaktır, ısırgandır, maydanozdur. Hepsinin. Bakın şimdi çıkıyor, görüyor musunuz? Kestane kabuğu, ayçiçek kabuğu. Aklınıza ne geliyorsa arkadaşlar. Ben bunları biriktiriyorum toprakla birlikte. Bu yumurta kabuklarını da güneşte kuruttum. Bakın. Un ufak oldu. Bunları da karıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar, bunu bir bıçak yardımıyla keseyim ben. Ben bunu iki yerden kestim bu şekilde. Bunu güzelce toprağından çıkaracağım. Biraz ortalık kirlendi ama arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Şöyle gösterebiliyor muyum? Saçaklarını arkadaşlar.
kadar saçak olmuş ki. Maşallah. Görüyor musunuz arkadaşlar? Saçaklarını. O yüzden bu çabuk büyüyor. Onun için saksısını değiştirme gereği duydum. Aslında normalde ben bunu baharım falan değiştirirdim de. Hiçbir şey olmaz. Şimdi de değişir, bir şey olmaz. Ama saçaklar o kadar büyümüş bakın. Yani gelişmek istiyor. Bu da çok küçük. Demek ki büyük şeye diksem daha çabuk gelişecek diye ben bunu atlatmam gerektiğini düşündüm. Şimdi bu dağıtmadan şöyle bakın arkadaşlar. Ay ay ay. Saçaklara bakın, saçaklara. Görüyor musunuz? Dağıtmadan dikeceğim arkadaşlar. Saksıda da çok güzel olacağına eminim. Şimdi ben bunun kenarlarını toprakla dolduracağım. Bakın arkadaşlar, şöyle koydum. Şekilde. Şimdi ben toprakla bunu dolduracağım. Toprağım arkadaşlar karışık. Önceki çiçeklerimden kalan topraklar. Bahçe toprağı. Bu meyvelerden, sebzelerden karıştırdığım toprak. Hayvan gübresiyle de karışık bu. Kenar kısımlarını sıkıştıra sıkıştıra doldurayım ki. Ay, sana öyle yastık. Şöyle küreyle altları boş kalmasın arkadaşlar diye dolduruyorum. Saksının üst tarafında boşluk bırakacağım arkadaşlar. Çünkü zamanla üzerinden ekstra bir şeyler vereyim diye. Yani bu hayvan gübresi olur, kuruttuğum sebze meyve kabuğu olur. Onun için toprağa yeterli. Bence şu anda bu toprak yeter diye düşünüyorum. Bakın doldu saksım neredeyse. Can suyunu verelim. Arkadaşlar gayet de güzel. Çok hoş oldu. Saksısına da yakıştı diye düşünüyorum. Tabii ki bunu büyüdüğünü çekeceğim sizlere. Şimdi can suyu olarak arkadaşlar ne vereceğim? Bakın çay. Soğutulmuş çay arkadaşlar. Ben ilk olarak bunu bir vereceğim can suyu olarak. Çünkü ben bunu sulamamıştım da. Toprak değişimi yapacağım diye, sulu olursa dağılır diye kuru bir şekilde saksısından çıkardım. Çayı verdik. Şimdi biraz da şöyle yarım su bardağı da arkadaşlar tırnaklarımda falan toprak şu anda var, görüyorsunuz da. Tabii ki ben tırnak fırçasıyla tırnaklarımı falan fırçalıyorum. Ben eldivenle çiçek toprağı koyamıyorum, dikemiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Yarım su bardağı da normal arıtılmış arıtma suyunu verelim. Şöyle hem toprak düzelsin. Şu şekilde yavaş yavaş. Kenarlarından. Çok kök kısmına varmadan zaten toprağıyla diktiğim için şu şekilde arkadaşlar tamamdır bu. Evet arkadaşlar, roman şalvarımızı da yeni saksısına güzel bir şekilde diktim. Bunun ileriki günlerde bu saksısında bir büyüsün, ekstra ne veriyorum, neyi yapıyorum onlardan da bahsedeceğim tabii ki. Şimdi saksı değişimini yaptık. Ufak tefek yine de ben size bu arada çiçeklerimin toprağına ne koyduğumdan bahsettim. Harika gerçekten de, şu güzelliğine bakar mısınız renge? Kanalımı ilk defa izleyen arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun. Beğendiyseniz
Beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Tabii ki beğendiyseniz. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.